Selamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. O beklenen seri geldi. Yazı tura maçına hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam ama bir şey daha var. 49 günde TT de çok özel bir gün. Hocam bir sana bir şey söyleyeceğim. Yaklaşıyorum hocam. Yaklaş yaklaş. Geldim. Ya az daha gel hocam bir şey söyleyeceğim ya. Geldim geldim. Pı, pı. Maşallah be hocam be. 41 kere maşallah be hocam. Aa, 41 evet. gündür senin suratına bakıyorum be hocam be. Maşallah. maşallah maşallah. Ben de aynı şekilde hocam. 41. güne geldik. Son 8 diyeceğiz değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Bugün de bitirip son 8 diyeceğiz ki. Oh diyoruz artık kampı da bitiriyoruz. Geometriyi de bitiriyoruz. Ama senin de dediğin gibi bugün sadece 41. gün özelliği yok. Bugün büyük mücadele. Bugün bugün artık intikam zamanı. Romanz zamanı, zamanı. Do, do, dondurmayı <laughs> kaybetmiştim. Ama o Tantuni yenilecek. Hocam yalnız Aa. ben baştan seninle bir anlaşayım. Ben tek Tantuni ile doymam. Hocam bir Adanalıya istediğin kadar böyle gel. Ben, <laughs> Bunlar, ben de aynı şeyi söylüyorum. Bunlarla bizi korkutamazsın diyorsun. Ben, ben de şöyle söyleyeyim hocam. Ben 3 Tantuni'ye doymam. Aa bak o, o kadar limitleri <laughs> tamam zorlayacağım da ben de zorlayacağım. <laughs> yalnız yanında da şalgam isterim hocam. Aa Güzel olur ayran veya şalgam fark etmez o, o zaman gün... ne diyoruz Tabii ki Mersin Tantuni için gönder, gönder gelsin. gelsin 41. günde yine arkadaşlardan bilmeyenler belki vardır hatırlamayanlar vardır arkadaşlar biz şimdi yine sorulara geçtiğimizde soruyu kimin çözeceği ile ilgili yazı tura atıyoruz yazı tura da kim kazanırsa soruyu o çözüyor en çok soru çözen Tantuni'yi kapıyor yanında şalgımıyla beraber Hadi şimdi <laughs> dikdörtgende alandayız dikdörtgeni bu derste birlikte bitireceğiz hocam sen bir açılışı yap bakalım önce sorulardan önce bir konu anlat bize tamam hocam hemen hemen geldim dikdört dikdörtgen de alan. Daha doğrusu aslında biz paralelkenarın hani hatırlarsan paralelkenarın bir açısının 90 derece olunca dikdörtgendir diyorduk ya. Yani paralelkenarın bütün özelliklerini taşıyordu. E o zaman ben burada dikdörtgen alanını önce yazayım. Kısa kenar çarpı uzun kenar bize neyi verecek? Alanı verecek. Hatta şöyle ispatlayalım bak köşegen çektim. Benim köşegenim aslında kaç tane üçgen oluşturdu? İki tane üçgen oluşturdu. Bak karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Aynı üçgenler. D açısı 90 derece. E, ben sonuçta dik üçgenin alanını a çarpı b bölü 2 olarak biliyorum. E burada da a çarpı b bölü 2 olarak yazarım. İki tane yarım toplanınca ne yapar? Tam yapar. Yani bu yüzden a çarpı b nereden geldi dersek buradan geldi diyebiliriz hocam. O zaman geldik birinci soruya. Ama soruyu hocam çözüyor. Tabii <laughs> ki bakalım birinci bakalım kim için çözecek. <laughs> Başlat bakalım. <laughs> Haydi bakalım diyorum şansınız bol olsun diyorum. Soruyu çözen Aa, Aa, açılışı bak, ben bak. yaptım. İnşallah kapanışı da ben yaparım diyerekten İnşallah hocam. Geldim bakalım birinci soruya. Her zaman olduğu gibi lazerimi seçtim, geldim. Alanı 108 cm kare olan ABCD dikdörtgeninde uzun kenar 12 cm verilmiş. Ama biz nesini istiyoruz? Çevresini istiyoruz. O zaman geldim dedim ki şuradaki kısa kenara x Diyelim. O halde ne yapacağım? 12 çarpı x'in cevabını 108'e eşitleyeceğim. Cırsana cırsana sadeleştirdim de x buradan ne geldi? 9 santim geldi. Ama biz ne arıyorduk? Hocam biz çevre arıyorduk. Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 ki bunu geçen derste de öğrenmiştik. Buradan ne geldi? 21 geldi. 2 ile çarptım ne oldu? 42 santim oldu. Birinci soru burada biter. İkinci soruyla da çözmeye devam ediyorum. Şimdi. Hayır ABC... hocam dur dur dur. Başlat bakalım. Hocam ya. zaten yine bana gelecek. Yok yok sen başla. Hocam zaten yüzde, ama... yüzde, %50 şansım var hocam başlatsan ya. Yani. Hocam ya ben yine de başlayayım. Abici. Aa bak gördün mü? <laughs> İyi ki başlatmışız. Hadi Şimdi bakalım. İkinci bir soru bir bir oldu. Hadi. Bak ikinci soruda diyor ki dikdörtgen verilmiş mi? Verilmiş. 4, 9, 1. Hepsi yazıyor mu? Yazıyor. Tamam. Ne yapacağım? Burada bir dikten dikinme yakaladım. Bak C 90 dereceydi ya. E bakıyorum. Dikten dikinme. Ha, demek ki burada ne yapabilirim? öklit yapabilirim. Hatırlarsan yüksekliğe h demiştik. Yüksekliğin karesi eşittir tabanları çarpımı. Yani 9 çarpı 1 şeklinde. Peki 9... Kapı çaldı hocam. <laughs> hocam ben, ben, hemen kapıya bakıp geleyim. <laughs> Neyse. Sen devam et hocam. Tamam ben devam ediyorum. Tamam. 9 çarpı 1 ne yaptı? 9 yaptı. Şey hocam kapıyı açmayacak mı? Yok açarım Hayır, hocam tamam. birazdan. Soruyu çözeyim ben açarım. <laughs> kapıda beklesin diyorsun. Tamam. Şimdi yüksekliğin karesi 9 ise H buradan ne geldi? 3 geldi. Şimdi H'yi hemen 3 yazdım. Peki burada alan ABCD kısa kenar çarpı uzun kenar değil miydi? Evet. O zaman 9 artı 4 13. 13 çarpı 3 ne yapar? 39 yapar. Demek ki dikdörtgenin alanı kaçmış? 39, 39 santimetre, santimetre kareymiş hocam. Tamamdır. Geldik 3 soruya. Bakalım 3 soruyu kim çözecek diyoruz. Zarımızı, zar değil ya paramızı atıyoruz. Yalnız surat ifadeleri de çok iyi işte. Aa, bak, tamam Üf. sen çözmeye başla ben kapıya bakıyorum. Tamamdır hocam. hocam. A, B, C, D, F, K, L, E birbirine eş dikdörtgenlerdir. F, K dikmiş D, C'ye. TL 8 santim, LK 5 santim hepsi zaten şekil üstünde verilmiş. Yukarıdaki verilere göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye bize soruyor. Şimdi boyalı bölge burası mı? Burası. Ben burada inanılmaz bir güzel yöntem göstermek istiyorum sana. Ya arkadaş gel buranın alanına A diyelim, buranın alanına B diyelim. Bunlar nasıl dikdörtgenler? Eş dikdörtgenler. Ben o zaman FKL dikdörtgeninin alanında ne dedim? A artı B dedim. Ya bunlar madem eş A, B, C, D'nin de alanı ne olacaktır? A artı B olacaktır. Peki A'yı oraya yazmıştım. B'yi nereye yazacağım? Bak buradaki sarı bölge. O zaman A'sı bu taraftaysa B'si bu tarafta olmaz mı? Olur. B'yi de geldim bu tarafa yazdım. Artık şunu söyleyebilirim. Ya sarı bölgenin alanı buradaki neye eşit? B'nin alanına eşit. B'nin alanı neye eşit? Hayda buradaki dikdörtgenin alanına eşit. O zaman dedim ki B eşittir 8 çarpı 5'ten tertemiz bir soru cevabı geldi ki cevabım 40 santimetre karedir dedim. Vurdum cevaba. Hocam 3 numara bit. Kimmiş hocam? Hocam kargoymuş hocam. Kargocu Tamam o zaman. <laughs> hocam biz 3. soruyu bitirdik. 4. soruyu da ben sen gelmeden zaten zarı atar hemen çözerdim ama zarı çevirdim. 2-2. Vallahi evet, çekişmeli gidiyor. Vallahi, vallahi çekişmeli gidiyor. Bence, bak bence bu yazı tura bizim önceki maçı izledi. Dedi <laughs> ki bunlar birbirine girecek. Biz çekişmeli Yalnız bugün 13 <laughs> soru var hocam. Berabere bitme şansı yok yani. İmkansız evet. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Şimdi dördüncü soruya bakar bakmaz. A'daki açı ortayı dikkat etmeni istiyorum. A'da açı ortay varsa o zaman F noktasından ben doğrusal bir şekilde çizsem. Karşıda 90 derece olduğu için geldim buraya ne yaptım? 90'ımı yazdım. E bu sayede. 45-45-90 üçgen ortaya çıkacak ya. A'daki açı ortay sayesinde. He, o zaman 6'yı gör, gördükten sonra hatırlarsan 45-45-90 üçgeni bize ne sağlardı? A, A, A kök 2 değil mi? Yani benim 6'yı kök 2'ye bölmem gerekiyor bu sefer. Ne yapar eşleniyle çarparsam? 6 kök 2 bölü 2'den kenarımız neymiş? 3 kök 2'ymiş 6 ile 2'yi sadeleştirdiğimde. Geldim 3 kök 2'yi buraya, 3 kök 2'yi buraya yazdım. Peki bu sayede uzun kenar ortaya çıkmadı mı? 4 kök 2 ile 3 kök 2'yi toplasam 7 kök, 2. 2 geldi. Bir dakika. Şimdi biz uzun kenarı biliyoruz. E kısa kenarı da şuradaki kök 2'yi karşıya taşırsam ortaya çıkartacağım. Bak ne geldi? Kısa kenarımız 4 kök 2. Uzun kenarımız 7 kök 2. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan. Ne yapacağım? 7 kök 2 çarpı 4 kök 2'den. Kök 2'ler ne yapar? 2 yapar. 7 çarpı 4 de 28. 28 çarpı 2 ne yapar? 56 santimetre kare yapar. Demek ki alanımız 56 diyebiliriz. Haydi bakalım. Şimdi hocamın oradaki fotoğrafı beni çok güldürüyor. O yüzden <laughs> hocam bakış. Biz onu bir değiştirelim. Benim fotoğrafımla bir değiştirelim tamam, diyorum. Ben de aynı aynı işareti yapayım ki böyle aynı şaşkınlığı <laughs> yapayım ki böyle totem olsun. Gelsin totem olsun. Haydi bakalım. <laughs> Haydi bakalım. Beşinci soru için attık paramızı. Aa geldim. <laughs> ben böyle bir bak bulursam ben? bak. Hocam 10 dakika sonra alırım tantinimi. <laughs> Allah bu ne ya? He, ama hep sen kazanırsan bu hiçle oyun lezzetli olmaz ki. İşte bak ben şansıma Yine mi yapıyorsun hocam? Yine mi hackledin benim bilgisayarı ya? Hocam hiçbir şey yapmıyorum bak. Hemen bahaneleri hazırlamışsın bak görüyor musun? Oğlum, kol bozuk. Maus maus <laughs> bozuk. Vallahi bozuk bu maus ya. Basmıyor ya. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Buyur hocam. ABC'de dikdörtgen içinde yerle içine yerleştirilen 3 eş dikdörtgenin kısa kenarı 2 santim, uzun kenar 6 santim. Bak Ösenim bu eş dikdörtgenleri çok seviyor. Şimdi bak gel karşılıklı kenarların eşit olduğunu biliyorum ya. Bütün kısa kenarlara 2 yazalım. Bütün uzun kenarlara da 6 yazalım. Peki 6'yı yazdım ama 6'dan şurada 2'yi çıkartırsam yukarı ne olur? 4 olur. Aynı mantıkla 6'dan 2'yi çıkartırsam aşağısı ne olur? 4 olur. Ama dikkat et şurada 4 ve 6'ya bakmanı istiyorum. Sonuçta 4 ve 6'yı tamamladığımda ne olmuş oluyor? Dikdörtgenin kısa kenarı olmuş oluyor. Bak 4'ü şuraya taşıdım. Bu sayede 10 kısa kenardır. Peki uzun kenarı vermiş mi? Evet. BC'yi 18 vermiş. Tamam. BC'ye de şöyle 18 mi yazdım? Demiş ki boyalı bölgenin alanları toplamı kaçtı? Şöyle bir yorum yapsam. Tüm alandan kaç tane dik, e, kaç tane dikdörtgen çıkartacağım? 3 tane dikdörtgen çıkartacağım ki taralı bölge ortaya çıksın. E zaten kısa kenar çarpı uzun kenardan bir tanesinin alanı 12. E, diğeri de 12. E, bu da 12. Yani toplam 3 tane 12 alanı çıkartacağım. Gel şimdi. 18 çarpı 10 yazıyorum. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Eksi 3 çarpı 12. Ne yapar buradan? 180 eksi 36 eşittir. 144 santimetre kare yapar. Demek ki taralı bölgemiz 144'müş. Dedik hocam. Hadi Aynen bakalım. bakalım. Dünün ÖSYM soruları geldi. Konuk oyuncu modundan artık aktif oyuncu moduna geçmek istiyorum diyorum. ÖSM Sorar sorusuna yakışır. Yakışır. Şimdi evet. Evet alayım ben hocam sorumu. <laughs> sorumu alayım bir zahmet. Evet. ÖSYM Sorar Tantuni'ye bir adım daha bizi yaklaştırdı. <laughs> Ön yüzü yeşil. Hocam bak Tantuni'nin dürümüne benziyor bu. Dürüyoruz. Aa bak <laughs> soru, bak. Şimdi hazırlanıyorsun bak. <laughs> soru da. Arka yüzü sarı renkli. D Dikdörtgeni biçimindeki kağıta. Artık ben bunu bir şey kağıt olarak göremiyorum ki. Dürüm yaprağına benziyor ya. Kp üzerinde <laughs> katlama yapıldığında k d üssü bp'ye dik olacak şekilde yerleşiyormuş burası. Tamamdır. Katlama sonucunda kağıdın önden görünen alanı 25 birim kare azalıyor. Bir dakika ya bir azalma var. Bir şeyler olmuş burada. Bunun bir eski halini biz bir görelim mi arkadaşım? Geldim. Eski halini çizmeye çalışıyorum. Şuralardan şöyle uzattım. Biraz kısa uzatmışım. Biraz daha geleceğim bu tarafa doğru. Heh, şöyle daha güzel oldu. Aklın aklın tantinde olunca. Değil mi? Kısa <laughs> kısa <kısı> olmasın <laughs> mı? Duble du olsun dedim. Uzattım mevzuyu. Şimdi biz ne yapmışız? Aslında bu parçayı bunun üstüne doğru kapatmışız. Ve alında 25 birim karelik bir azalma olmuş. Bir dakika ya. Biz nereden kaybettik o 25 birim kareyi? Onu bulabilmek için şuradan bölüyorum. Dikkatli. Bu tarafta bir A alanı oluştu. Bu tarafta bir B alanı oluştu. Aldım hani ben bu tarafa katladım ya bunu. Evet hocam. Aynı B alanı da zaten bu tarafta var mı? Aynı A alanı da bu tarafa katlandı mı? Katlandı evet. Peki neresi azaldı dikkat et. Bak şurayı kapattım. Senin elinde normalde B artı B artı A alanı vardı. Şimdi aldım şurayı. Sağ, pardon üçgen tarafından gelmeyeceğim. Sarı bölge tarafından geleceğim. Ne kaldı elinde? A artı B kaldı. Yeşil zaten her seferinde de sabitti. E ne azaldı? A gitti B gitti. A gitti B gitti. B azaldı. Demek ki ne olmuş? Buradaki altta kalan yeşil bölgeyi biz kaybetmişiz. Oradaki alan azalmış. Ve bu alanın kaç birim kare olduğunu soru bana vermiş. 25 santimetre kare olduğunu vermiş. Otomatikman. Buradan ben artık alanı bulabilirim. Nasıl bulabiliriz hocam? Ya arkadaş baksana. Burada ne var? Açı ortay var katlanmadan ötürü. E burada da 90 derece var. O açı ortayda 90 derece olduğuna göre 45-45 şeklinde ayırdı. İkiz kenar dik üçgenim geldi. İkiz kenar dik üçgeniminde alanım eğer 25 ise nasıl bulunabilir? Eğer şunların her birine x dersem. x çarpı x bölü 2. Eğer 25 ise ne yaparsın? Burası 5'in karesidir. Güzel her bir kenar için şöyle yapalım. X kare eşittir 25 çarpı 2. X eşittir 5 kök 2. Geldim 5 kök 2'mi buraya yazdım. 5 kök 2'mi buraya yazdım. Aynı zamanda AB kenarın uzunluğu dedim. 5 kök 2'mi her yere yazdım. Bir dakika ne istiyor hocam soru bizden. BC'ye de hocam 12 kök 2 vermişler. Evet. Buna göre bütün alanı istiyorsun. O zaman diyorum ki kısa kenar 5 kök 2. Uzun kenar 12 kök 2. Seçeneklerde sırıtan bir 60 kök 2 var aman neyim dikkat. 5 ile 12'yi çarptın 60. Kök 2 ile kök 2'yi çarptın 2. Cevap ne geldi? 120 geldi. Doğru cevap D seçeneğidir dedim. Hadi hocam şey yapmasın, darılmasın, gücenmesin, anlatmaya devam etsin mi? Etmesin. Ben anlatayım. Burayı da ben Sen anlat hocam. Yeni sayfa <laughs> sende. Tamam hadi burası da bende olsun. Sonraki soruyu da ben çözeceğim için şey yapma yalnız hocam sonra tamam mı? Sen, sen, rahat ol hocam devam et sen. O tantini buraya gelecek. Başka yolu yok. <gülüyor> <gülüyor> Saksı değilim ben. <laughs> Saksı değilim <laughs> 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 Dikdörtgenin de alan özellikleri kısım. Arkadaş burayı hemen hemen durduruyorsun videoyu. ispatını yapıyorsun. Etiketliyorsun. Merkez Tehet ilan Hoca ve aynı zamanda rehber matematik etiketleyip hemen ne yapıyorsun bizi paylaşıyorsun. Neden mi? Hala neden diyor ya. Baksana arkadaş hatırlamıyor musun paralel kanalda A yazdık. B yazdık. C yazdık. E dedik ki bu arkadaş aslında A eşittir B artı C değil midir? Aynı zamanda bütün alan aslında A artı B artı C. E burası da A olduğuna göre bütün alanı 2A alırsam sarı bölgenin alanı tüm bölgeye göre ne kadardır? Yani tüm bölgenin alanının yarısıdır. O zaman onu yazalım. Alan A, B, C, yarısı nereye eşittir? Boyalı üçgenin alanına eşittir. Bunun ispatını lütfen senden istiyoruz. Sen yapıyorsun gönderiyorsun. Ya hocam bunu işte biz bu K noktasını hareket ettirince de aynı şey oluyor muydu? Oluyordu hiç sıkıntı yok. Peki bu sefer yer değiştiriyorum. Bu sefer diğer kenardan çekiyorum bu tarafa doğru. Yine değişen hiçbir şey yok. Çünkü bütün açılar 90 derece olduğu için burada herhangi bir değişiklik olmuyor. Şuraya da geldim C'mi yazdım. Dedim ki bütün alanın yarısı kadar bir alan vardır. Aynı zamanda B artı C toplamı bize kime verecektir? A'yı verecektir dedim. Bunları hatırlattım. Sen etiketledin bizi. Paylaştın Instagram'da. Geldin aynı zamanda 6. soruya. Onu da Mehmet Hoca'ndan dinliyorsun. Hemen ben de Ama başlıyorum acaba? soruya. Bu acaba? Bu acaba? Evet. <laughs> yes be. Ne yapıyordu hadise? Hadise bir şey mi? Yes be. <laughs> yes be. <gülüyor> Sen <gülüyor> sevin hocam sevin. Hocam yemek oldu mu akan sular durur. <laughs> ABC'de bir dikdörtgendir. Şimdi alan DAE 24 santimetre kare. Bakıyorum DAE ne kadar? 24 santimetre kare. Alan EBC. EBC'ye bakıyorum ne kadar? 8 santimetre kare. Burayı vermemiş. Hadi geldim ben de buraya A alındır dedim. Biz neyi arıyoruz? Yukarıda verilenlere göre dikdörtgenin alanını arıyoruz. Ama ben önce A'yı bulabilir miyim? Bulurum. Ki biz zaten az önce bunun formülünü ispatladık. Daha doğrusu ispatı sana bıraktık. Dedik ki A'nın alanı 24 ile 8'in toplamına eşit. A eşittir buradan ne geldi? 32 santimetre kare geldi. Ama ne demiştik? Bütün alanın yarısıydı aslında senin bulduğun A alanı. O zaman bütün alanı bulmak istiyorsan 32 ile 2'yi çarptın. 64 santimetre kare tüm alandır dedim. Geldim 7. soruya ki bunu da ben çözersem hocama buradan yastık göndereceğim biraz kestirmesi için. Yok hocam bence bunu ben çözerim. Ben çözerim. Ben çözerim. 4-4. Çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Çok iyi gidiyor. bak Yalnız şimdi. buradan skorları da alalım arkadaşlar. Yalnız videonun sonuna getirdiniz geçen videoda. vallahi kopya çekmişler. Direkt skoru söylediler Hemen hocam. Hemen şey yazmış bir de. Direkt nokta atışı yazmış. Aa, o kadar da değil canım. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Madem şu... o kadar tutturabiliyorsun seni. Neydi o? Bir tane oyun vardı. Sayısal loto değildi neydi o? Skor tutturma oyunu yok mu maçlarda? Ben hiç... İddia iddia. Git iddia öyle o zaman arkadaş. Madem o kadar başarılısın. Şimdi hocam 7. soruya başlıyorum. Tamam. 7. soruya geldiğimde bir dikdörtgende içeride bir üçgen çizilmiş mi? Bak B, E, C üçgenini görüyorum. Hatta bu üçgenin kenarlarının orta noktaları ne yapılmış? Birleştirilmiş. Hatırlıyorsun değil mi? kenarların orta noktaları birleştirilince zemine ne oluyordu? paralel oluyordu. Hatta orta taban oluyordu. Yani benzerlik oranımız burada 1 bölü 2. Peki EFK 10 santimetre kare verilmiş. Geldim buraya 10 yazdım. Hatırlarsan, bak gel şöyle yapalım. 10 eşittir A olsun. Benzerlik oranımız ne demiştim? Bak şöyle gösterirsem benzerlik oranını. EK'nin tamamına yani ECE oranı 1 bölü 2. Hangi harfi yazarsam yazayım. Sadece 1 bölü 2 gelecek. 1 bölü 2'nin parantez karesi benzerlik oranının karesi alanlar oranı. Yani 1 bölü 4. E ben yukarıya A yazdıysam tamamı ne olacak? Ama hangi tamam? Bak şurada EBC B, C üçgeninin tamamı 4A olacak. Aşağıya ne yazdım? 3A yazdım. E yukarıda zaten A'ya ne yazmışız? 10 yazmışız. 3A ne olacak? 30 olacak. Bu sayede üçgenin alanı ne geldi? Şöyle bakarsam. Üçgenin alanı 40 cm kare geldi. E sonuçta ben ortadaki alanın iki katını tüm alana eşit demiştim ya. 40 çarpı 2'den tüm alan ne geldi? Hatta alan A B C D yazayım ki neyi bulduğumuzda ortaya çıkmış olsun. Cevap ne geldi? 80 geldi. Diyeceğim hocam. Ellerine sağlık hocam. Dedik hemen olsun. bir Buyur hocam. E, çok e, ısın, ısındım ben devam edebilirim. Bas hocam, bakayım. Hocam, hocam, sakin, sakin hocam. Bir dakika. Sen, sen dur dur. Bir, bir bana. Ya ben diyorum hocam ben bak ben çözdüm bu oyunu diyorum. Ben çözmedim sen orada hile yapıyorsun. Ben <laughs> inanmam ben hile. Bak sen hile, hile edemeye vardı. devam et hocam. Allah Allah. Yenilen, yenilen pehlivan güneşi bak, doymaz dedi. Bunun ravaşı olur. Dur daha kaybetmedim ya. Bir dakika. Aslında böyle empozyasyon Hocam iki sana tane tüm demiştik değil mi? Ya. Sen yemezsin üç tane. Hocam fit fit adamsın sen bozma. Hocam sen Külü merak alırsın. Et etme. Sen videonun sonunda konuşalım bunları hocam. <laughs> tamam videonun sonunda Şimdi. konuşalım. Şimdi. Şurada bir ne verilmiş? Eşitlik verilmiş. Dikdörtgen görüyoruz. CB, CE'ye eşit. Önce CB, pardon CE'yi çizdim. CB'yi de gösteriyorum. Peki ben o zaman şöyle bir şey yapamaz mıyım? B'den E'ye birleştirsem. Sonuçta bu üçgenin alanını bulabilirim değil mi? Peki bulalım. Geldim 8 çarpı 4 kök 5'i nereye vermiş? Gerçi 4 kök 5 FC'de var. O zaman biz önce neyi bulalım? BC'yi bulalım. Geldim. BC'yi Pisagor'dan yapacağım. 4 kök 5'in karesi. Dur. Diğer kaleme geçtim. 4 kök 5'in karesi artı 8'in karesi eşittir. BC'nin karesi. Uzun kenarı bulacağız. 4 kere 4 16. 16 çarpı 5 ne yapar? 80 yapar. 80 artı 64 eşittir. BC'nin neymiş? Karesiymiş. Peki topladığımda 144 hangi sayının karesidir? 12'nin karesidir değil mi? Geldim BC'ye ne yazdım? 12. Şuraya da yazalım. Uzun kenarı 8 buldum. Peki ben bu 12'nin aynı Uzun zamanda... Uzun kenarı 12 bulduk. Pardon uzun kenar 12 bulduk. Bak söyle tantuni bunlar hep tantuni yapıyor. Tantuni kokusu <laughs> geldi ondandır. <dışı. gülüyor> Şimdi bak EC 12 değil mi? Ben sonuçta şurayı 12 biliyorsam yükseklik de 8. 8 çarpı 12 bölü 2 içerideki üçgenin alanını verecek. Değil mi? Peki ben bunu 2 ile çarparsam neyi veriyordu? Tüm alanı veriyordu. Bak ikiler gitti. 8 çarpı 12 ne yapar? 96 birim kare yapar. Ha, cevap buymuş. Hocam ikinci yoldan Eliniz. da çözeyim mi? Çöz çöz Haydi tamam. başladın. Şimdi Ama biz... onun için de zar atayım mı hocam ister misin? <laughs> Sen bilirsin. Sen <laughs> Yok yani. bende skor mukor açılır şimdi arası boş ver. Fark açılır aynen öyle. <laughs> aynen. Şimdi bak burada ikiz kenar üçgen demiştik değil mi? Hatta ikiz kenar farklı bir renkle tekrardan göstereyim. Burada mavi kenarlar birbirine eşitse ikizkenar kenar üçgende aynı açıdan inen yükseklikler birbirine neydi? Eşitti. Yani ben o zaman bak B açısıyla E açısının eşit olduğunu biliyorum ya. E B'den yükseklik inmiş. E'den de ben yükseklik insan. Bunun 8 olduğunu söyleyebilirim değil mi? Peki yükseklik 8. Aslında o yükseklik dikdörtgenin kısa kenarı değil mi? Evet. uzun kenarını da az önceki Pisagor'dan 12 bulduk. Demek ki 12 çarpı 8'den de cevabı 96 olarak bulabilirsin. yoldan da gayet güzel bir çözüm oldu hocam. Ellerine sağlık. 9'un soru tam da güzel bir soru. Bakalım kime denk gelecek bu güzel soru diyorum. Yolla gelsin hocam. Yolla 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 yolla. yolla. Bak, 5 Geçiyor. Vallahi son ana kadar sıkıntılı. A, B, C'de bir dikdörtgen. B, E, diktir E, F'ye. A, B'de B, F'ye eşitmiş. Gel onu dedim şuradan bir gösterelim. A, B uzunluğunu bir dakika morumu aldım geldim. A, B uzunluğumu çektim. Bir de E ne uzunluğuydu? B, F uzunluğuydu. Onu da çektim. Ya hocam burada bir ikiz kenar mı gelir bir şey mi gelir? Bak hiçbir şey belli değil. O zaman diyorum ki madem bu B, C'yi iki parçaya bölmüşler. Gel burasına X diyelim. Şurasına Y diyelim. E buranın da tamamı ne olur? X artı Y olur. En azından o eşitliği kullanıp bir şeyler yazdım dedim. Yola devam ettim. EB uzunluğu ne kadar verilmiş? 8 santim olarak verilmiş. Onu da şekil üstüne yerleştirdim. Yukarıda verilenlere göre ABK üçgeninin alanını arıyorum. ABK üçgeninin alanını daha rahat göstermek için içerisinde neyle taradım? Sarıyla taradım. Sarı üçgenin alanını bulacağız. Peki nasıl bulabiliriz? Arkadaş bir üçgenin alanının bulunması için taban çarpı yükseklik lazım. E dedim ki tabanı belli. Yüksekliği yok. Ben buradan bir yükseklik atmaya çalışsam bu yüksekliği bulabilir miyim? Aa burada x var. Buradaki dikdörtgenden diklikler var. Aynı şekilde bu x'i buraya taşıdım. Dedim ki alan abk'yi eğer bulmak istiyorsam benim ihtiyacım olan şey şu. x çarpı x artı y bölü 2. Tamam iyi güzel de bunu nereden bulacağız? Döndüm geldim şu tarafa. Arkadaş burada bir diklik var. Burada bir diklik var. Aha da Öklit kuralı. Öklit ne dedi bize? Dedi ki buradaki 8'in dedi karesi dedi. Bununla bunun çarpımına eşittir. Geldim 8'in karesi eşittir. X çarpı X artı Y. Temize çektim. 8 kere 8 64. X çarpı X artı Y'ye eşit. Sonra dedim ki bir dakika bir dakika biz x artı x çarp x artı y'yi arıyorduk. E 64 bulduk onu. O zaman harika. A, B, K, 64 bölü 2 eşittir. 32 santimetre kare dedim. Çok güzel bir çözümdü. Valla bu soruda da gözüm kalmıştı. Ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bana renk geldi. Oy çok güzel bir ÖSYM sorusu da. Ne olur? Ne olur? Aa, bak güzel soru. Bir gelsin bakalım. Atıyorum. Kimse. Atıyorum. Kırılır. Yolla gelsin hocam. 5-5 Gönder gelsin diyorum hadi bakalım, be. Hadi oh bakalım. Hadi bakalım. ya. Bugün benim günüm. O tantri verim olacak. Hocam 3 demiştik. Aman ha bak. Sonra kayıtlar var elimizde yanlışlık olmasın. Tamam. Sıkıntı yok hocam. Sen tamam. Değil, videonun sonunda ben konuşacağım. Konuşmam gerektiğini. <laughs> evet, ben sana faturayı fişi göndereceğim hocam <laughs> dedi. Bak hocam bak bugün 41. gün. Sen şu an Ankara'dasın. Ben Kuşadası'ndayım. Yarın Yarın mı? Yarın değil. Cuma günü hemen buluşuyoruz. Cuma Aynen. günü buluşuyoruz, yiyoruz hemen. Yok tamam. Cuma değil ya olur mu? Cumartesi günü. Cumartesi, Cumartesi günü. günü. Cumartesi günü hemen buluşuyoruz, yiyoruz beraber. İyi. Anlaştık. Anlaştık. Tamamdır. ÖSYM sorar sorusu. 1 gram altının 1500 TL olduğu o dönemler. Oho benim gençliğime denk geliyor o dönemler. <laughs> Alanın sayısal değerce gramajına eşit olan. Bak aslında burası soru için kritik bir yer. Sayısal değerce gramajına eşit alanı. Yani mesela buranın alanını yazmış ya içine 3 oranın gramajca da değeri de 3 grammış. 3 birim kare eşittir 3 gram. Tamam? Onu vurguluyor soru bize burada. Tamam devam edin. ABCD dikdörtgeni biçimdeki altın plakasının alanları 3, 6, 10 ve A birim kare olan üçgenler lazerle kesip çıkarılıyor. Kalan bölgeler eritiliyor. Aynı özellikte KLMN dikdörtgen plakası elde ediliyor. Durdurdum yine. Dedim ki arkadaş o dikdörtgen plakası buradan kalan parçalar. E bu kalan parçaları bir işaretler misin bana? X var, Y var. Z var. Aldım geldim o X, Y, Z'yi. Aha da buraya yapıştırdım. Buraya kadar galiba bir sıkıntı yok. Sonra neyi vermiş neyi istiyor? ABCD plakasının değeri 120.000 TL. Bir dakika. 120.000 TL'yi yazıyorum buraya. Değeri nasıl bulunur? 1 gramı 1500 TL ise değeri 120 bin TL ise ben bunun toplamda kaç gram olduğunu ulaşırım. Sıfır sana sıfır sana sıfır sana sıfır sana 120'nin içinde 8 defa var. Toplam ne geldi? 80 gram geldi. Ama soru bana vurguladı. Sayısal derece gramaja eşittir alan. O zaman burası ne kadar birim kare? 80 birim kare. Bu cepte abi. Bu kalsın. Ne istiyorsun sen? KLMN plakasının değerini. Değerini bulabilmem için gramajına gitmem lazım. Gramaj için alanını bulmam lazım. Alana doğru yolculuğumuz şimdi başladı. Dedim ki az önce biz sana bir kural verdik. Arkadaş bak dikdörtgenin herhangi bir noktasını seçtim. Köşelerle birleştirdim. Şuradaki üçgenin alanı tüm alanın yarısıydı ki o üçgenin alanı 3 artı x artı a şeklinde bulunabilir mi? Bulunur. Aynı üçgenden bulabilir miyim bir tane daha? Yine dikdörtgenin alanının yarısına eşit olacak şekilde bir tane daha buldum. Ve içerisinde a değeri yok. Dikkat et burası önemli bir ayrıntı. Geldim dedim 6 artı 10 artı x de yine dikdörtgenin alanının yarısı. İkisi de dikdörtgenin alanının yarısı. İkisinde de x var cırsana cırsana bunlar gitti. Toplam karşı tarafta 16. 3'ü salladım karşıya. A'nın gramajını buldum. 13 grammış. Burası harika. Şimdi biz x artı y artı z'nin toplam gramajına ulaşmak istiyoruz. O zaman diyorum ki arkadaş, bak burada 13 var, 6 var, 3 var, 10 var. Bunları bir kenarda toplayalım. 13, 6, 10 artı 3 dedim, topladım. Ne geldi? 32 birim kare geldi. Doğru mudur? Baktım, doğru değil mi hocam? Bir yanlışlık evet, evet. Ha? 32 birim kare. 23, 9, 32. 32. Evet. Güzel. Tamamı kaçtı? 80'di. E 80'den 32'yi çıkarırsam o ismini bilmediğim x artı y'ler kalmaz mı kalır? Orası kaç gram oldu? O 48 birim kare oldu ama biz ne olduğunu biliyorduk? Birim karenin aslında gramaja eşit olduğunu biliyorduk. Bunu da bulduk. Artık değerini hesaplama vakti. Yapmam gereken şey 48 gram. Her bir gram 1500 TL ise ne yapacağız? Bu değerleri birbiriyle çarpacağız. Sıfırları kenara attım. 48 ile 15 şöyle kenarda bir yerde çarpıp gelelim. 5 kere 8 40. Elde var 4. 4 kere 5 bir, bir 5 kere elde var 4. 4 kere 5 20. 24 8 4 topladım ne geldi? 0 2 720 onu da buraya yazdığımda 72 bin TL gelir ki doğru cevap D seçeneğidir. Çok güzel bir soruydu bence yalnız hocam ya gerçekten. Bence de hocam bence de. bir soruydu. Tıpkı Pro... bir tantuni kadar lezzetliydi yani. <gülüyor> <gülüyor> yani için içinde problem mantığı var, soruyu yorumlamak var, dikdörtgenin özellikleri var, sol taraftaki bilgileri sağ tarafa taşımak var. Yani gerçekten tam bir sınav sorusuydu yani. Aynen gerçekten. öyle. Aynen öyle hocam. Buyur hocam dikdörtgen. Sen bayağı beklemiş oldun. Evet. alalım hocam. Sana... Bak yeni bir sayfaya geçiyoruz. Son sayfa bu arada. Yine heyecan. Ooo sonu, sonu Bir dakika. So... Son kaç soru? Bir, son iki, soru. üç, dört soru. E dört. 2 iki, iki paylaşılır tamam. Eşitlik Bak, yoksa problem yok. Bir durum var. Ya 10. soru her şeyi belirleyecek 10. sorudan sonra. Ben oraya 10. bırakmayacağım Allah'ın izniyle. Hiç oraya kalmış hocam. Sen Bak, rahat şimdi ol. Geliyorum ben. Öncelikle <laughs> dikdörtgende alan özelliklerinden bahsedeceğim ama paralel kenarda bu içeride rastgele bir nokta alındığında köşelerle birleştirince S1, S2, S3, S4 alanından bahsetmiştik. Hatta demiştik ki orada karşılıklı alanların toplamı birbirine Eşit demiştik. İşte bak burada da sonuçta dikdörtgen de bir paralel kenar olduğu için gelip ben S1 artı S3 eşittir. S2 artı S4 yazabilirim. Ama bunun ispatını ben senden istiyorum. O ispatı Süper. yapacaksın. Hatta kontrol için Instagram'dan merkeze teğet ve rehber matematiği etiketlersen bir kontrol edelim bakalım. Doğru Süper. mu yapmışsın? Ispatı, Bugün aldığın ödev ikinci ödev bak güzel arkadaşım. Bir yukarıda verdik bir de burada verdik. Hatta ikisini birlikte çözüp paylaşabilirler. Değil mi hocam? Olabilir, birlikte Olabilir. olabilir. O ben zaman de... başka bir şey yoksa geçiyorum hocam. İspat arkadaşa ait. Evet ispat arkadaşlara ait ve geldik şimdi. 10. O, soruya. 10. soruya. Başlayın Hadi bakalım, bakalım kimle. Kritik sayfadayız. Kritik yolla, skorlardayız. Yolla yolla yolla. Gelsin yolla bana, Aldım elime kalemi. Evet. Allah. Allah. Rina 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 rina. Gelsin sorular. Gelsin tantuniler diyorum. Dört, ta Dört tane mi demiştik hocam? Olur hocam dört tane diyelim. Dur, ben buradan <laughs> çevireyim de gör. <laughs> Hadi bakalım böyle geçen maçtaki gibi olmayacak. ABC'de bir dikdörtgen. A, B, K. Baktım A, B, K neresi? A, B, K burası. K, B, C üçgenlerin alanları sırasıyla verilmiş. Hemen ben de gittim yerlerine yazdım. A, B, K şurası 28 santimetre kare. K, B, C şurası 12 santimetre kare. Ardından da ne istiyor? Alan AKD'den DKC'yi çıkarmamızı istiyor. Gel bunlara bir isim verelim. Alan AKD'ye ben A alanı desem. Alan KDC'ye de B alanı desem. Soru benden A B istiyor. Ama az önce hocamın yukarıda bize verdiği formül ne diyordu? Biz dikdörtgenin içerisinde herhangi bir nokta seçip onu köşegenlerle köşelerle birleştirdiğimizde oluşan alanlar karşılıklı olarak toplandığında birbirine eşit çıkıyordu. O zaman diyorum ki A artı 12 alanı 28 artı B'ye eşit olmak zorunda. B'yi aldım bu tarafa. A'ya attım daha doğrusu 12'ye attım karşıya 28 eksi 12'den gelen cevap ne olacaktır? 14 santimetre kare olacaktır. Onun sorunun cevabı 14'tür. Hızlıca yan yana iki kazık Anlamayana çok yazık. Çok kritik hocam bak. Aman <laughs> ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Gönder gelsin. Gelirse bir tırın maça. Gelirse bir tane Ah, evet, bitmedi. Abi. bitmedi. Devam çok ediyoruz. şanslısın. 90 be, çok artı 3'leri oynuyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Uzatmalardasın hocam. Şimdi burada yan tarafta soruya baktığımda ne vermiş? Bak çarpımlar verilmiş değil mi? AK ile FB'nin çarpımı 12 santim. Bakıyorum. AK, FB. E çarpımlar 12 santimetre kare ise e ben bunu üçgen haline getiririm. Çünkü A ile F'yi birleştirdiğimde A, F, B üçgenine baktığında yükseklikle tabanın çarpımını sana veriyorsa yükseklik çarpı taban böyle iki alan değil miydi? He, o zaman 12'yi ikiye böldüğümde şu bölgeyi ne yazarım? 6 alanı yazarım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. F, B çarpı F, C. Baktım. F, B şurası. F, C burası. Yine aynı mantık. Dik üçgende dik kenarların çarpımının yarısı alanı veriyordu ya. E, dik kenarlar çarpılı olarak verilmiş. E, 32'yi ikiye böldüğümde şuraya ne yazarım? 16 santimetre kare yazarım. Yan tarafa geçtim. DE çarpı FC. E bakıyorum. DE yükseklik FC yine taban. Ha, o zaman demek ki F'den D'ye birleştirdiğimde bu sefer DFC üçgeninin alanını çarpımları 30 verildiği için 2'ye böldüğümde şuraya ne yazarım? 15 santimetre kare yazarım. Şu an biz aslında alanları bulduk ama gel bir temize çekelim. Şöyle dikdörtgeni çiziyorum. Uygulama da düzeltirse bekliyorum. Ha düzeltti. Burada ne yapacağım? Yukarıda gördüğümü aslında sadece üçgen şeklinde çizerek. Bak F noktası şurada bir yerde ben BK pardon BF'yi, BC'yi ve DF'yi çizmiş oldum. Burada ne olmuş oldu? Alanları parçalayacağım. Bak 6 şurada var. 16 burada var. 15 burada var. Gel buraya X yazalım. Boş bölgeye. Ne öğrenmiştik? İçeride bir nokta alındığında rastgele bir nokta. Karşılıklı alanların toplamı birbirine eşit olacaktı. Yani 16 artı X eşittir. 6 artı 15 ise. Sağ taraf 21. 16'yı karşıya negatif olarak yolladığımda X ne gelir? 5 santimetre kare gelir. X burada dursun. Hatta eşittir 5 yazdım. Demiş ki benden boyalı bölgenin alanı. Bakıyorum. Boyalı bölgede ne var? 6 var. Şöyle boyadım. 5 Aa, var. Sen, ben de boyadım. Tamam sen boyarken. Ha, sen de boyadın. Evet, sende keçeli var. yokmuş gibi geldi bana. Varmış. Tamam pardon hocam. 6 var. 5 var. 15 var. Yani sarı bölge sadece nedir? 15. 5. 6. Bunların hepsini toplasam. Bak geliyorum. 15 yazdım. 5 yazdım. 6 yazdım. 11 ile 15'i topladığımda ne yapar? 26 santimetre kare yapar. Hatta istersek şöyle de yapabilirdik. 16 artı 5 21 ya. 21'den 2 tane olunca 42. 42'den sadece 16'yı çıkartırsan yani boyalı olmayanı çıkartırsan boyalıları bulmuş olursun. Oradan da cevap ortaya çıkmış olur hocam. Haydi hocam son bir bilgimiz daha var. Alan özelliğinde 4. bölge. Onu da bir zahmet senden dinleyelim. Tamamdır hocam. Dikdörtgende alan özelliği paralel kenarda aslında Kenar ortayları çizdiğimiz özellikle A'dan kenar ortayları çizince farklı kenarlar... Paralel kenarı hemen hatırlatacağım mı hocam. İstersen hemen burada hatırlat Tabii istersen ki. daha güzel hocam. olur belki. Şimdi paralel kenarı şöyle çizdim. Paralel kenarda kenar ortay çizdim. Kenar ortay çiziyorum. Şurada çizdim. Peki sonra bu orta noktaları birleştirirsek alanları kenarların çarpımına göre oranlamıştık. Ne demek o? Mesela geldim şuraya K yazdım. K yazdım. N yazdım. N yazdım. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için... 2K, 2N'yi yazdım. Şimdi çarpımlara bakalım. K ile N'yi çarpsam kat sayılarımız 1 değil mi? İşte bak kat sayılar 1 olduğu için A alanını yazmış oluyorum. Yukarıya geldim. N ile 2K'yi çarpıyorum. 2K N oluyor. İşte bak buraya da 2A yazdım. Aynı mantıkla sol tarafta da 2K N olduğu için 2A yazdım. Fakat ortayı nasıl buluyorduk? Hemen bir boş paralel kenar çiziyorum. Ve şöyle bir kenar ortayın varsa çift çizgili. Sonuçta içeriye sen ne yazmışsın? 2A yazmışsın. kenarortay kenar ortay aslında köşegeniyle beraber çizilince Tabanlar aynıysa alanlar aynıdır ifadesini kullanmıştık. Ha Demek ki buraya da ne yazacağım? 2A. Yarısı 4 aysa diğer yarısı da 4A olacak. Yani toplam 8A mıdır paralel alanı? E, 2, 4, bir de burada var 5. 8 olması için ortaya ne yazarsın? Şu. 3A yazarsın. İşte bak burada yaptığımız sistemin sonuçta paralelkenar kenar diliyoruz ama dikdörtgen de bir paralelkenardır demiştik ya. Bütün özelliklerini sağlıyordu. İşte bak geleceğim dikdörtgene de A yazacağım. 2A yazacağım. 2A yazacağım. Ortaya da üç a yazacağız. Süpersin. Harika hocam. Hocam. İşte oldu. Oranları şartıyla. buradan üçgenin alanları aslında oranlarda nasıl oluyormuş? 1 2 2 ve 3 şeklinde oranlar ortaya çıkmış oluyor. Değil süpersin mi hocam? Süpersin hocam, süpersin. Ve 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 ee, nokta. 12. Evet, Eğer bana gelirse maç biter hocam. Evet, sana gelirse maç biter. Ben şimdiden eee tantuni fiyatlarına bakıyorum. <laughs> Aynen kumbarayı <laughs> boşaltmaya başladı hocam. Dört tane mi demiştik? Evet, 4. 4 dedik hocam. Yemem ama paket yaptırır evde yerim. Ee, 42. gün videosunda da burada yerken devam ederiz. <laughs> i̇nşallah inşallah. Hadi o bakalım. O zaman diyorum ki gönder. Gönder gelsin. Bakamıyorum. Hadi bakalım. Bakamıyorum. Hadi bakalım. Gelsin. Alkışlar. Geldi. Hadi Bak. be! Hadi be Geldi. son soru. Yapma son soruya geldi bileyim. bak, Yapma bak bakalım. son soru. İşte yazı heyecan yüzde... çok büyük hocam. Bak, bak, Vallahi bak. ellerim titredi ya yani heyecandan. Yazı canla. Turan'ın %50'sini çok seviyorum hocam. <laughs> Olasılık teorimi çok güzel bir şey diyorsun yani. <laughs> Kesinlikle olasılığı çok seviyorum. Aman <laughs> Allah'ım 7 7 çok kritik ama skor. Ama hatırlıyor musun bak önceki videoda 7 3'ten çevirmiştim. Evet. Burada hiç arayı açtırmadı görüyor musun? Hiç açtırmadı demek ki bana bırakacak son anda. Ben onu hissettim <laughs> hocam şu an. Oo onu, onu göreceğiz hocam. Bekle bakalım. Hocam Şimdi, 12. ama tatlı niye din bar bıraktı da Antony'yi ben şey uyuyayım ya hocam ya. Yani şans şans böyle bir şey ya. Şansa Hadi göre bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Neyse biz kumarda kaybedip başta kazanacağız mı acaba falan <laughs> Ay vay hemen hemen. <laughs> hemen kıvırmalar falan. <laughs> Şimdi buyur AB 8 verilmiş. BC 15. Şimdi ben sonuçta bu, bu <laughs> dikdörtgenin alanını 8 çarpı 15'ten yazabilirim değil mi? Bak B'den E'ye kenar ortay çizilmiş. Uzun kenara kenar ortay varsa. Kısa kenara da kenar ortay varsa. Ne yapmıştık? Bu kenar ortayları birleştirip. Burada alan parçalama yapmıştık değil mi oranlardan? Hemen yazalım. Şuraya A demiştik. Buraya 2A demiştik. Burası da 2A. Kenarları çarparak yazmıştık. Ortaya da 3A demiştik. Üst tarafta gösterdim. Peki toplam kaç var burada? 8A var. Bak 8A eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi? Tamam. 8'ler sadeleşiyor mu? Evet. A buradan ne geldi? 15 geldi. Peki bizden ne istiyor? E, B, üçgeninin alanı. Bakıyorum. E, B, F, Yani mavi üçgenin alanı soruluyor. 3A eşittir. 3 çarpı 15'ten ne gelir? ...45 santimetre kare gelir. Ve 12. soruyu çözdük. Ve kritik <laughs> ağına... Burası çok heyecanlı. Evet. Evet arkadaşlar. 41. günü günün sonuna geldik. Son soru size ödev. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> burada, burada burada bitiriyoruz hocam. Burada Aa, bitti artık bak, hocam. Bak bak elim kaşınıyor hocam. Hadi, Benim hadi bakalım. Benim ellerim terliyor. Yemin ediyorum ellerim sucuk gibi <laughs> oldu. Bak nasıl parlıyorlar. Allah'ım 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 çok kritik Herhalde hadi. cüzdana gidecek. Ondan mı terledi hocam dersin? Aa olabilir. <laughs> o kaşınınca mıydı? Ay başım da döndü. Tövbe yarabbim. Hocam, hocam bir kolonya vereyim dur. Bir kolonya. Sakin Vallahi olma. heyecan oldum hocam ben. Dur ben sana kolonya vereyim. Ge ya ben çok, çok heyecanlı adamım gel, hocam. Gel, gel, gelir, gel. gelir gelir olur böyle şeyler. Aldın değil mi? aldım aldım. Tamam Allah çok kritik an çok kritik an. Hadi bakalım. O zaman o zaman. Tantuni'ye giden yol diyelim hadi Tantuni'ye giden yol bir dakika mouse nerede mouse kaybettim ha. <laughs> <laughs> mouse her şey kaybettim. bırak hadi bas hocam ya. Tamam. basamıyorum hocam ya çok kritik ya. Hocam sen de bakmayacaksın ben de bakmayacağım. Sonra 1-2-3 diyeceğiz beraber bakacağız tamam, tamam, tamam mı? Anlaştık, Söz mü bakma bakmıyorsun hadi. değil mi? Bak, bak, bakmıyorum. Bakmıyorsun değil mi? Tamam. Bakmıyorum kapalı. Tamam. Bak bakıyorum. Gördüm bakıyorsun. Hayır ya. Allah bak alttan baktı sanki. Al kapı kapatıyorum. Ha tamam. gel kapattın. Hadi. Bakıyor, bakmıyoruz. bakmıyoruz. Bakmıyorum. Bak. Göz ne hocam? Tamam, bakmıyorum, bakmıyorum. Söz bakmıyorum. Durdu mu? Durdu Kim kazandı? Bir, iki. 2... Ben bunu saymam hocam, ben bunu saymam. Goool! Ben bunu saymam. Vardı, gol oldu. 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 Lay 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 lay. Ben bunu saymıyorum. <laughs> Tom Tony, lay 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 Bak gördünüz değil mi? Beni <laughs> oyaladı. Bak, beni oyaladı. Yok gözünü kapat. Yok bakmıyorum falan dedi. Bak gerekeni yaptı görüyorsunuz değil mi? Neyse sağlık olsun hocam ya. Hocam dört mü demiştik? Dört dedik hocam dört. i̇şte bu işte. Hocam soru önemli değil artık. soru önemli değil. Canı sağ olsun hocam. Yani afiyet olsun. Çünkü. Ay teşekkür Ama ederim yani hocam. Yani baktırmadan yaptın ya. Bak o enerjimi aldın yani. Aa ben onu bilmem. Yok hocam yan yattı, çamura battı, kol kolbozluktu. Şimdi başlamayalım lütfen. Lütfen lütfen. <laughs> oh be. Şimdi bu gönül rahatlığıyla bu rahatlıkla ne güzel çözülür bu soru hocam. Hocam bak dürüme benziyor. Bak bak bak. Vallahi dürüme benziyor. Buradan böyle et parçaları, <laughs> maydanozlar görüyor. Yalnız limonu da üstüne sıktın mıydı? Var ya ne oh, lezzetli oh, olur bu. Oh. Ay maşallah diyorum ve günün son sorusu 41. günde sonunda tantuni ile noktayı koyarak soruya da noktamızı koyalım efendim. Rövanşı da aldım bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım 49'da <laughs> görüşürüz hocam son gün bir daha yaparız ama bu sefer iddia daha büyük olur vallahi. Tabii ki son gün son gün kapanış artık. Kapanış <laughs> aynen. ABCD dikdörtgeni AD kenarı üzerinde 4 eş dikdörtgeni ayrılmıştır. AfFB'ye eşit baktım eşitlik gerçekten yazılmış. Kp 2 kök 10 yazmamışlar üstüne gittim yazdım onu da 2 kök 10'u da mı yapıştırdım bu tarafa yola devam dedim lt 6 cm'dir onu da yazmamışlar geldim lt'ye de 6 cm mi yazdım boyalı bölgenin alanını istiyorum tamam boyalı bölgenin alanına bir şekilde varacağız ulaşacağız. Ama şimdi şöyle bir bakalım neler var burada neler yapabiliriz. Bir kere karşı taraftaki uzun kenarın her bir parçası eşit olarak mı ayrılmış? Evet. O zaman bunların her biri nereye paralel? Yan taraflara birbirine paralel. Yani bunların hepsinin arası hani bizim bu Thales teoremi, temel benzerlik teoremi anlattık ki orada merdiven basamakları. Aynı mantık burada devam ediyor. Şunu söyler miyim? İki kökon burasıysa hocam. İki kökon burası. 2 kök 10 burası. 2 kök 10 burası. Bunu çok rahat söylememiz gerekiyor. Oradaki her bir parçanın uzunluğu birbirine eşittir. Bu bir. Bitmedi. Şimdi hatırla bakalım. 1'e kaç oran var burada? 2 oran var. Burası 6 ise 1'e 2 orandan buraya ne yazman gerekiyor? 12 yazman gerekiyor. O orada kalsın. Devam edemedim oradan çünkü bir yere çıkamadım. Geldim yan tarafına geçtim. Buna x dedim. 1'e 2 orandan buraya. 2x dedim durdum. Bak kritik yere bak şimdi. Şunu bir daha siliyor. Bir saniye bunu bir daha sildim. Dedim ki hocam bak burası 2x. Burası kaç x olur? 2'ye 4 oran. Aslında 1'e 2 oranla aynı şeydir. Eğer burası 2x ise şuradaki yer ne olmak zorunda? 4x olmak zorunda. Yukarısı da ona eşitmiş. Orası da 4x. Sildim şunları kafaları karıştırmasın diye gönderdim. 4x 4x ne yaptı? 8x yaptı. Bir dakika dedim 16 burada 2x burada pardon 12 orada 2x orada neye eşit 8x'e 6x 12 x'in cevabı kaça eşittir dedim 2x'i bulduk. Hemen geldim buraya yazdım 2 kere 4'ten 8 2 kere 4'ten 8 başka ne yapabilirim dedim ya artık bir yerde bir uzunluk bulalım. Aa, bir dakika burada da bir dik üçgen var mı var buradaki dik üçgeni şöyle kenara çekmek istiyorum şu tarafa bu dik üçgenin kenarlarını yazalım 8 var. İki kök on var. İlhan Hocam'ın da ısrarla üstünde durduğu bir nokta vardı hatırlayalım. Ne demişti İlhan Hocam? 1 üç, kök on demiştin. Doğru mu hocam? Evet. Büyük evet. sayılarla uğraşmayalım o, dedin. Onun tamamı iki kök ondan dört tane var ya hocam. Sekiz kök on oluyor. O 2 8 yapalım. Ha pardon onu eksik yazmışım doğru dedin. Oranın tamamının uzunluğu 8 kök 10. Süper. Şimdi buradan buraya kaç katına çıkmışız? 8 katına. Buradan buraya kaç katına çıkmışız? 8 katına. Çık burada da 8 katına. 3 kere 8'den ne yazdım? 24 santimetre yazdım. Neresiymiş o? Buradaki uzun kenar. Aa, bir dakika ya. Kısa kenarı belli. Tamamı 8 8 16. Uzun kenarı belli. 24. Soruya da gelip dikkatle baktığında F ile E'yi birleştirdiğinde bir şey görmem gerekiyor artık benim. Hepsini sileyelim mi içeriden? Kafaları karıştırmasın. Şunları sildim güzelce. Dedim ki arkadaş baksana biz bunun çok benzerini az önce yukarıda hocam bize formül olarak vermedi mi? 1'e oranlara bakıyorum. Ha buradan bir şeyler yakalayabilirim diyorum. Baktım şöyle oranlara. 2'ye uzun oran, 2'ye bir oran, 1'e 4 oran. Mesela buraya yazacağımız 2 iki kere 2'den 4a yazabilir miyim buraya? Yazabilirim. 1 kere 4'ten ne yazabilirim? 4a yazabilirim. Kat sayılarını alıyorum. Ama hocam az öncekinden farklı geldi. Hiç kafaya Hiç takma. Fark Hiç fark etmiyor. 2 kere 1'den ne geldi? 2a geldi. Ortaya ne yazacağız hocam? Bak şimdi. Geldim o dikdörtgenin tamamını çizdim. Uzunluk burada 2k olarak alsak şuranın tamamını. Buranın tamamını 4n olarak alsak. 2 kere 4. 8n yani 8 alan burasıysa 8 alan da burası. Yani tamamı. 16 A'dır. Eğer tamamı 16 A ise 4'ü burada. 4'ü burada 8. İkisi burada 10. Ortaya ne kaldı? 6 A kaldı. Aslında hocamın az önce yazdığının sadece iki katı. ikişer katını aldık kenarların dağılımındaki farklılıktan ötürü. Demek ki bu sorularda her zaman aynı oranı birebir işte 1, 2, 2, 3 şeklinde yazmak zorunda değilsin. Onun katlarını da alabilirsin. Zaten o yüzdendir ki bak burada bu şekilde yazdık. 2 katını al, 2 katını al, 2 katını al, 2 katını al. Bu şekilde de gelebilir dedik. Peki biz nereye yarıyoruz? Sarı bölgenin alanını arıyoruz. Ama bütün alanı bulabiliyor muyum artık? Bulabiliyorum. Bir 16 diğeri 24. 16 çarpı 24 tüm alana eşit. Tüm alan şöyle genele baktığımızda 16A'ya eşit. E süper bir şey var. 16'lar birbirini götürdü. A'nın cevabı nedir dedim? 24 santimetre karedir dedim. Ama biz kaç tane A'yı arıyoruz? 6'sı burada. 2'si burada. 8 tane A'yı arıyorum. 8 çarpı 24 yazdım. 4 kere 8. 32 elde var. 3, 2 kere 8, 16. 192 santimetre kare dedim ki. Bugüne kadar çözdüğüm en lezzetli. <laughs> En tantuni gibi bir soruydu ya. Vallahi billahi hocam ya. Gerçekten, Maşallah gerçekten ya. eline koluna sağlık. Ama ben ee, yani gerçekten sonda o gözümü kapatmasaydın ben bir şeyler olacağını. Ya hocam ya. ya şimdi yine başlamayalım ya. Hocam bir mendil falan bir şey gönderelim mi burada? <laughs> yok yok teşekkür ederim <gülüyor> hocam. <gülüyor> Afiyet şeker olsun diye. Eyvallah ve hocam, 41. Artık... güne bitirdik. Dile kolay ya. Dile kolay, 41. gün bitti ve karşımıza gönder gelsin testi. Hemen pılımızı pırtımızı topladık. Mert istedik, Geometrik kanalına gittik, içeriye giriş yaptık, baktık abone miyiz? Aboneyiz güzel. Beğendik mi videoyu? Beğendik. Yorum attık. Ah o yorumlar nerede o yorumlar? Yorumları da attık ki özellikle hangi soruya yorum atalım hocam biz? Hocam 6. soruya yorum atabiliriz. Benzerinden az önce çözmüştük. Bu da Aa bir dakika. Yorum da Hayır soru... Nah, ne sorusu ya? Mehmet Hoca geldi yedi gitti ya. Veni vidi vici. Geldi yedi gitti. <gülüyor> <gülüyor> o tam tünü buraya gelecek yazın arkadaşlar. <laughs> Lütfen Tamamdır. yorum... Herkes gidiyor yorumu yazıyor. Özellikle 41. gün gönder gelsin videosunun altına. Ama gücün yetiyorsa hepsini alayına yaz bir görsün. Hocam aman unutursun falan unutmayalım diye yazalım biz onları Yoklamalar yoklamalara bakacağız hocam. Tamam tam tünü yazın o anlar hocamız. <laughs> Yoklamalar. <laughs> 41. günün de sonuna geldiğimize göre 42. günde yeniden görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Bana da şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.